bir değerlendirmenizi alalım. Efendim, bir defa tabii çirkin bir saldırıydı. Zaten esas itibariyle bir geçmiş olsun demek için Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyarete geldik arkadaşlarımızla. Bir seçim atlattık. Biraz gergin bir ortam oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle de artık önümüzde seçim vesaire yok 4,5 sene. O halde şu sıcak demiri soğutalım demişti. Doğru bir ifade ama dünkü saldırılar, dünkü hadiseler maalesef birilerinin Türkiye'de bu sıcak havanın soğumasına fırsat verilmesini istemedikleri kanaatini doğurdu. Elbette bunun adımları atılmalı ve mutlaka Türkiye'de hava sakinleştirilmeli. Yani şunu da ifade edeyim, Sayın Kılıçdaroğlu'na evet geçmiş olsun derken yani bir taraftan da konuşmalar esnasında suçlayıcı tavırların takınılmasını da doğru bulmadığımızı söylüyorum. Yani bir hadise meydana gelmiş. Siz o hadiseyi değerlendirip faillerini yakalayıp gerekli işlemleri yapmanızı icap ederken bir taraftan da suçlayıcı ifadelerle konuyu ele alırsanız bu güven duygusunu ister istemez sarsar kanaatindeyim. Evet. Efendim, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Türkiye İttifakı açıklaması olmuş yine Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Bahçeli'den de bir çıkış geldi. Bizim ittifakımız Cumhur'dadır. Türkiye İttifakı'ndan bahsetme kafamıza soru işaretlerini çoğaltır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olmaz olamaz dedi. Nasıl değerlendirirsiniz? Ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesi de açık. Aslında bizim ittifak ettiğimiz konular Türkiye'de belli. Biz Türkiye'nin birliği konusunda ittifak ederiz. Bölünmezliği konusunda ittifak ederiz. Teröre karşı tavır koyma noktasında ittifak ederiz. Bunlar da Türkiye için önemlidir diye düşünüyorum. Yani onun çözümü noktasında farklı yaklaşımlar olabilir. Bu da demokrasinin tabii olarak bir yansıması, öyle kabul etmek lazım. Evet, teşekkür ederim. Sizin verilen mesajlar ve ziyaretlerle ilgili değerlendirme. Sayın Soylu'nun açıklamasını dinlemişsinizdir efendim. Arkadaşlar kısa bir açıklama alacağız. Kısa bir açıklama. Şöyle ifade edeyim. Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması, sorgulanması, faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade sokakta yaşayan vatandaşın da en büyük dileğidir. 21. yüzyılın Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm. Hele hele bir şehidin namazının kılınmaması, kılınmasına engel olunması benim kabul edeceğim, madden de manevi olarak da kabul edeceğim bir olay değildir. O nedenle iktidar sahiplerinin üzerine ciddi bir görev düşüyor. Suçlayarak değil, sonuca ulaşarak, failleri bularak ve onları adalete teslim ederek görevlerini yerine getirirlerse ben de bundan mutluluk duyarım. Ve benzer olaylar da bir daha Türkiye'de yaşanmamış olur. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.